Ya siz diyorsunuz ki bak Türk milleti olarak benim ağzımı açtırmayın. Bir dakika durun, bir dakika durun. Sırf konuşmak için konuşuyorsunuz. Hayır, şeytan adım bismillahirrahmanirrahim. Abi, yarabbim. Allah'ı bu işe karıştırma. Ha. Tamam mı? Bak ben barışsalık yapıyorum, benim dükkanım kapandı. Açın ellerinizi şimdi, bir Yasin okuyarız. Açın, amin deyin hepiniz. Amin. Hepiniz ellerinizi açın ya. Abla, merhabalar. Merhaba. Abla, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan pandemiden etkilenen ülkelere yardım, maddi yardım yapacağını söyledi. Evet. Bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyiz? Vallahi ben sana ne diyeyim bak delikanlı, biliyor musun? Abi. Bizim daha çok maddi ihtiyacımız var. Kendi ülkemiz azken yurt dışına niye mi yardım edelim ki? Evet. Söyler misiniz bana? Ne gerek var? Bunca insanlar çalışamıyor mesela bak. Ben de çalışıyordum, çalışamıyorum. Evet. Yani verdiğim paradan bile de şey yapamıyorum, yararlanamıyorum yani. Evet. Gün eksikliği olduğu için. Niye yani? Sizce doğru mu mesela? Doğru değil bence. Bence doğru değil. Peki size yardım yapıldı mı abla? Hayır, hiç yardım bela görmedim ben. Niye yurt dışına yardım edeyim ki? Kendi milletim, kendi insanlarım azken. Sizce yani doğru bir şey mi bu? Biz halka soruyoruz abla, yani halka soruyoruz. Yani sizce ne? Sizin görüşleriniz bizim için önemli. Vallahi ben karşıyım. Kendi milletim azken gidip de yurt dışındaki insana yardım etmek Allah için günah. Ben günah diyorum. Mesela Tayyip Erdoğan Allah'a inanıyor. Ya hepimiz inanıyoruz. Evet. Tamam. Beş vakit namaz kılıyor. Yani kendini Müslümanlıktan tahsettiyor ama kendi halkı açken gidip başka bir ülkeye yardım etmesi bence mantıksız. Siz yardım almadınız efendim. Hayır almadım. Hanımefendiye sorun. Nasıl almadın? Hanımefendiye sorun. Almadım. Nasıl almadın? Hayır almadım. Nasıl almadın? Hayır almadım yardım. Ne almadın? Ne almadım? Hiç ya mutlaka bak gidiyorsun sosyal yardımlaşma, bütün yardımlaşmada herkes para alıyor. Ben almadım. Vardır üzerinde bir mülkiyet, olmuyorsundur kanunlara. Hayır, hayır, hiç kiracıyım. Yok yavrum, kiracım, yok. Kiracım, çalışıyorum. Bak, tamam sigortalıya verir mi? Vermiyor bir mantıklı işte. Düşünün. Niye vermiyor işte? Niye sigort, versin? Çalışa. Ya siz diyorsunuz ki bak Türk milleti olarak benim ağzımı açtırmayın. Aç. Türk benim milleti olarak... Siz sadece şey, yan gelip yatalım paramızı alalım. Hayır. Yok böyle bir dava. Hayır, benim de çalışan adam, adam akıllı çalışacak. Hayır, devletin yaptığı yardımları inkar edersek var ya, bunun ankörlük, bunun ya arkadaş, hayır, herkes... Görmedim. Bak, hükümete yüklenip duruyorsunuz ama evet. Evde yatana versin, ona versin, buna versin. Mekanlar kapanmasın o zaman. Ben çalışmıyorum şu an. Evet. Ben normalde barista. Mekanlar nasıl kapanmasın? Yine sizin sağlığınız o için zaman... değil mi yavrum? Tamam. Yine sizin o sağlığınız için ben değil mi? Şöyle şimdi. Devlet sağlığınızı düşünsün. Bir dakika durun. Bir dakika durun. Halk olarak siz neyi düşüneceksiniz? Bir dakika. Neyi düşüneceksiniz? Şimdi durun bir dakika. Açın ellerinizi şimdi, bir Yasin okuyarız. Açın. Oku. Şu an sağlık gitsin. Bir dakika. La havle ve la kuvvete illahi billahi aleyhi lazim. Şeytan lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yarabbim şuradaki olanlara, bütün halkımıza, devletimize, amin, milletimize. Amin. Hepsine Allah'ım hastalık verme. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yasin ve Kur'an-ı Hakim. İnneke leminel müselin. Allah sıratin müstekin. Tenzile azirrahim. Lütünzle gayme ma ünzile abikün vekin gafirün. Dekat hakka karla yüpsürün. Ve sevaçın alen elen tünzü. Ya ümeni ümena tünzü mezikra ve yaşşı rahmane bir gaybi ve bir cin kerim. İnne mubin. Eyüzbillahim şeytan razım. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradaki olanların hepsine Allah'ım hastalık verme. Şu hastalık gitmesin nasip eyle. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe hüvel kayyum la tehusu men zelezi yeşve ine bizmi ya hüvel alil azim. Eyzübillahim şeytan razım. Bismillah. Şuradaki olanların hepsine hastalık verme. Sayımıza, amin, solumuza, hepimize, polimizimize, askerimize, amin, hepsine. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme saleten kamleten vela sellem. Allah seyyidine Muhammed nezi ten halibi ukardi ten ferici bir kurabi. Üç kürfanla bir elkam hepsini okuyun. Herkes okusun. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradaki olanları bitin. Şu hastalık gitmesin nasip eyler. Bismillahirrahmanirrahim. Külfallahi had. Allah'ı isemet lehmiyet ve lehmiyet ve lehmiyet ve lehmiyet. Bismillahirrahmanirrahim. Külfallahi had. Allah'ı isemet lehmiyet ve lehmiyet ve lehmiyet. Bismillahirrahmanirrahim. Külfallahi had. Allah'ı isemet lehmiyet ve lehmiyet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmidin. İyâken abidü ve iyâken mesleyin. İkni seraten müstakin. Sıratın enamtı aleyhin gayet. Ya Rabbi Allah'ım sana geldik, şu Yasin'i okuduk, amin, şu cuma günü Allah'ım şu duamızı sen kabul eyle. Şu hastalığın gitmesin lazım. Amin deyin hepiniz. Amin. Hepiniz ellerinizi açın ya. Amin. Hepsini bitirin. Amin, 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 amin. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvet illa billah azim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvet illa billah azim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvet illa billah azim. Ya Rabbim sen büyüksün. Şu duayın, şu hastalığın gitmesini nasip et. Cümlemizi koru Allah'ım, hastalık katan oluşağımızı, askerleri, polisimizi. Hepsini korusun. Bayrağımıza inme nasip et. Şura savaşa girme nasip etme. Amin Allah'ım, amin. Yatan kullara şifa, dertli kullara, hasta olanlara şifa.
İşsiz olanlara iş ver. Şu devlete yıkılma, vatanı bayrağı nasip etme Allah. Amin. 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 Abla, şimdi abla da kızdı da bizim sorumuz şöyleydi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ihtiyacı olan pandemiden etkilenen ülkelere yardım yapacağını söyledi. Maddi yaptı. Yardım. Yaptı. Bunu sordu. Yaptı. Yapacak. Ülkesine de kendi annesine babasına bakamayanları da maaş bağlıyor. Sakatına da maaş bağlıyor. Ona da bağlıyor. Buna da bağlıyor. Bağlıyor. Hangi şimdiye kadar mesela kaç yüzyıllık devletiz? Ama şimdiye kadar bundan 100 yıllık devletiz abla. 100 yılımızı dolduracağız inşallah. Evet. Ama şimdiye kadar yani Tayyip Erdoğan'dan önce yapılıyor muydu yardım? Ya biraz şükretmek gerekiyor. Yapılmıyor muydu abla? Yapılmıyordu. Nerede yapılıyordu? Hiç kimseye. Ben mesela ben 3 tane çocuk büyüttüm. Tayyip Erdoğan başa geldi. Sosyal yardımlaşmayı açtı. Maaş bağladı. Kira, elektrik, su. Bütün yardımları maaş verdi. Maaş bağladı. Tabii ki bağladı. 3 tane çocuğum. 3 tane çocuğum onun sayesinde büyüttüm. Nankörlük çok kötü bir şey. Bak eğer bugün hastalık geldiyse. Nasıl maaş bağladı derken? Geldi. Sosyal yardımlaşma bilmiyor musun? Sosyal yardımlaşma. Evet. Buradaki bayanı da görmedim daha. Görmedim diye. Bak arkadaşım eğer ki bak bir yasal şeye uyum sağladığın zaman veriyor. Üzerinde sigortalıya vermiyor. Dedim ya SSK'lı çalışıyorsun. Tabii ki vermez dedim. Sen de çalışıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Şimdi çalışanlara ek destek vermiyor mu? Görmedim. Pandemi den dolayı uzaklaştırıldığında anne, devlet hayır, görmedim, vermedi. Görmedim. Hayır. Görmedim. Bak görmediysen uymamışsındır. Bunca insan aldı. Milyarlarca insan devlet aldı. İnsanlara nankörlük yapıyor. Bu kadar bak tamam. Uymamışsındır. Vardır dibinde köşende bir şey vardır kayıtlı kayıtlı vermemiştir. Yok arkadaşım. Kocan çalışıyordur. Çalışmışsındır. Çalışıyordur. Mutlaka vardır ya. Yasalara kanunlara uyduğun zaman adam veriyor. Şimdi gidiyor kadın diyor ki benim oğlum askere gidecek. Pat oradan yani. Tek seferde yardım parası alıyor. Bak hayatta ne yaparsanız yapın nankör olmayın. Evet. Her türlü her yardım yapılıyor. Ne anlatıyor abla ne anlatıyor? Yardım yapıldığını söylüyor abla. Hangi yardımdan? Pandemiden dolayı yardım aldın mı sen? Yok. Ben bak, kaç kere gittim almadım. Bir bana 3 aydan 3 aya kaymakamlık. Siz başvuracak yasal sürece uyacak. Bak siz diyorsunuz ki 3 aydan 3 aya 200 lira yeni oldu. 4 kere de kağıt doldurmaya gidiyorum. Artı incelemeye geliyorum. Arkadaşım. Bak ne güzel. Ya tek tek mi diyorsun abla 200? Ya tamam hayır hepinizi tek tek. Herkese birer milyar 10 milyar mı versin bu devlet? Fakirlerin canı çıkıyor. Tamam mı? Böyle bu maskeyi takmayan maskeyi taktırmadan önce gelsin o insan. Aç mı tavuğu ona baksın. Benim kızım da pandemiden dolayı uzaklaştırıldı. Devlet ek yardım parasını verdi. Yani herkese olan yasa zaten devlet şahsi değildir. Devlet topluma hitap ediyor, topluma. Bir yasa çıkartır, o yasaya kim uyarsa... Bu toplumdan ben bir şey görmedim ki. Bak, görmedim sırf ki. Konuşmak için konuşuyorsunuz. Hayır. Senin elinde tutsa bugün sosyal yardımla işmaya götürsem kim bilir nelerin çıkacak. Ve kaç tane insan ben yardım alamıyorum deyip de sosyal yardımlaşmayı bizzat kendim götürdüm de üstünde tapusu çıkan adamları gördüm. Hayır, tapum yok ya. Mahalleyle boşanıp gidip devleti sömürenleri de gördüm. Tamam. Bak bu yürek gördü bunların hepsini. Ama ben bir şey görmedim. Bak benim konuşmam senin şahsına değil. Tamam mı? Tamam. Seni bugün elinden tutup götürsem mutlaka üstünde bir şey çıkar kardeşim. Kanuna uyduğun zaman ne çıkacak benim? Bize bugün virüs geldiyse nankörlüğümüzden geldi. Niye? Anlatabildim mi? Nankörsünüz arkadaş. Nankörsünüz. Sizin yaradan Allah'a dahi sizin şükrünüz yok. Sizi yöneten devlete nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Bak ben şey söyleyeceğim. Allah'a bu işe karıştırma. He. Tamam mı? Bak ben barışsalık yapıyorum. Benim dükkanım kapandı. Niye? Benim aldığım 1400 ben kredi ödüyorum. Madem devlet yardım yapıyor. Biner lira yardım yaptı. Onar lira topladı. Onları niye gidip de Suriyelilere verdi? Kendi vatandaşına vermedi. Vallahi. Madem böyle düşün. Vallahi çok güzel çene çan. Git devletin kapısına yardıma ihtiyacı, gerçek ihtiyaç sahiplerine veriyor. Ya, ama sen uymuyorsan devlet şahsi insana yasa çıkartamaz. Tek hepinize yasa çıkartamaz. Toplum bir yasa çıkartır. Efendimiz'e kimler uyuyorsa gider orada gerçek ihtiyaç sahipleri alır. Bu devletin sahtekarlıklarla, efendime söyleyeyim, sahte raporlarla devletin soyulduğu anları da ben gördüm. Suistimal edildiklerini görmedik mi abla? Mahalleyle boşanıp gidip devleti sömürmediler mi? En çok da yiyenler yaptı. Yani kusura bakmayın. Devlet dediğin şahsi kanun çıkartmaz. Bir kanun çıkartır, uyanlar gider yardımını alır.
gerçek ihtiyaç sahipleri de devletten büyük Allah var. Tabii Allah'tan ki. Sonra devlet orası kimin öyle, ne lanet olduğunu biliyor. Bitti bu kadar. Devleti kimse dolandıramaz arkadaş. Bitti bu kadar. Bu adam geldi sana diyor ki komşu kaçakçılık mı yapıyor, onu mu yapıyor, bunu mu yapıyor? Her şey kayıtlı kuyutlu. Bugün senin elinden tısam gibini nelerin çıkar. Kusura bakmayın. Yok yok. Kusura bakmayın. Edenler üzülmesin, yalan mı söylüyorum ben? Ya tamam ben yalan mı söylüyorum? Ben kendim şahsım gördüm, şahsım. Tamam doğru. Şahsım. Sadece benim tek söylediğim bir şey var. Bu devlete nankörlük eden her kim olursa olsun ben vatandaş olarak hakkımı helal etmiyorum. Siz haklısınız bu konuda ama şu var. Devleti çok sömürdüler. Lafınıza giriyorum ama şu var. Ablanın dediği de haklı, siz de haklısınız. Bak neden uymuyordur ablacığım. Ya bak bir saniye. Siz doğru söylüyorsunuz, doğru şeylere değiniyorsunuz ama diyor ki takipsizlik çok önemli. Bunun hiçbir şeysi yoktur ama senin çok şeyin vardır. Sana verirler, ona vermezler. Anlatabiliyor muyum? Bak şimdi adam ne diyor siz bak. Siz haklısınız. Bak abla siz ne iş yapıyorsunuz abla mesela? Şimdi bir dakika. Ne iş yapıyorsunuz? Benim ne iş yaptığım beni ilgilendirir. Yok SSK'lı mısınız yani? SSK'lıydım. Şey günümü doldurdum evde oturuyorum. Önemli mi? Ben size diyorum ki. Tamam gideceğim. Söyle ablacığım. Katılmayacaktım ama dayanamadım. Dayanma ablacığım. Söyle. Markete pazara çıkıyor musunuz? Çıkıyorum ama onu da ben size söyleyecektim. Bak şimdi söyleyecektim. 200 TL. Tamam değil mi? Artı deminki dediğiniz olayı herkes... Devlet denetim çıkarmadı mı? Beni dinleyin. Devlet denetim çıkardı. Bu birin yerine on satanlar kesinlikle sömürüp şahsileştirenler. Benim kızım... Ama yalnız ben devlet değilim. Buraya konuşun. İşte o zaman gitmeyeceğim. Benim kızım üniversite mezunu. Aynı bayrağın altında yaşıyorum. Benim kızım üniversite mezunu. Dinler misiniz? Kaçmayın dinleyin. Kaçmayın. Benim kızım üniversite mezunu evde boş oturuyor. Okullarını birincilikle bitirmiş. Liseyi birincilikle, üniversiteyi gene aynı. Boş evde oturuyor. 85 puanla bir yere yerleşemedi. Ve bu dedikleri yardım. Benim kızıma şu anda ben bakıyorum desem yalan olmaz yani. O yardımı alamadık. Bak gördün mü? Ben biz aldık diyor. Nasıl almışlar? Biz alamadık, ben de alamadım. Teşekkürler ablam, sağ olun. Bu hangi durumda çıkar? Soler Medya abla. Nerede bu? Hangi şey? Ah, kanalımız orada. Abi sen hangi mikrofonundasınsa herkesin bir yarası var.